Birinci sorumuza bakacak olursak, aşağıda verilenlerden hangisi hipotalamusun görevi değildir diye sorulmuş. Ön beynin, uç beyin ve ara beyin kısmı vardır. Uç beyin, beyin kabuğu, korteks kısmını içeriyor. Ara beyin kısmında ise talamus, hipotalamus, epitalamus, hipofiz bezinin olduğu kısımdır. Buna göre bakacak olursak, hipofizin çalışmasını kontrol eder. Evet, hipotalamusun altında küçük nohut büyüklüğünde bir bez var, hipofiz bezi. Bütün hormonlarla ilgili salgılamaları hipofiz bezi yapıyor. Bunu da hipotalamusun almış olduğu RF adını verdiğimiz uyarıcı faktörlere göre gerçekleştiriyor. Onun için hipofizin çalışmasını kontrol eder hipotalamus. Kan basıncını da düzenleyebiliyor. Vücut ısısı, iştah, heyecan, bunların hepsi hipotalamusla ilgili, kan basıncı da dahil olmak üzere. Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirir. Değerlendirme kısmı beyin kabuğu, korteksle ilgili olan kısımlardır. Hipotalamus değerlendirme işinde görevli değildir arkadaşlar. Vücudun su dengesini ayarlama konusunda görevli. Biz susadığımızı, su ihtiyacımızı hipotalamus sayesinde anlamış oluyoruz. Eşeysel yönelme ve olgunlaşmayı sağlayacak olan hormonları da yine hipotalamus RF'lerle hipofiz bezine ne yaptırıyoruz? Salgılattırıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmalıdır diyoruz. İkinci sorumuza bakacak olursak, bazı omurgasız hayvan grupları ve bu hayvanlarda görülen sinir sistemleriyle ilgili olaraktan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Planaria'da şöyle bir canlı, Planaria şu şekilde ip merdiveni sinir sistemi bulunmaktadır. Doğru bir ifade. Hidra şu şekilde çizecek olursak tentakülleri var. Her tarafa yayılmış olan şu şekilde ağ şeklinde bir sinir sistemi de mevcuttur. Doğru bir ifade. Ama yengeç eklem bacaklıdır. İp merdiveni tarzında biraz daha gelişmiş ip merdiveni tarzında sinir sistemi vardır. Işınsal sinir sistemi hidra polip formudur. Sörentellerden deniz anasına metamorfoza dönüşür. Deniz anasında şu şekilde deniz anasında görülen ışınsal sinir sistemi bulunmaktadır. Yengeçte eklem bacaklı olduğu için ip merdivenin sinir sistemi görülür. Bundan dolayı cevabımız doğruyu sorduğu için 1 ve 3 olmalıdır diyoruz. Üçüncü sorumuz, sempatik sinir sistemi çalışan bir insanda hangileri gözlenebilir? Sempatik sinir sistemi otonom sinir sistemleri içerisinde yer alıyor. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik, çevresel sinir sistemi ise otonom ve somatik olarak ikiye ayrılıyor. Somatik isteğe bağlı hareketlerimizin yönetimini sağlayan sinirlerdir. Otonomlar ise ikiye ayrılıyor, otomatik olarak gerçekleşiyor. Sempatik ve parasempatik. Parası varsa, çok yemek yerse diye kafanızı canlandırabilirsiniz. Sindirim sistemi ile ilgili organların iyi çalıştığını, parasempatik sinir sisteminde. Sempatikte ise sindirim hariç her şeyin iyi çalıştığını düşünebiliriz arkadaşlar. Buna göre bakacak olursak, kalpte oluşan impuls sayısının artması, sempatik çalışırken parasempatik, bakın değil, sindirim değil, diğerleri hızlanacak. Kalpteki oluşan dediği de dolaşımla ilgili olduğu için evet, impuls sayısını artırabilir. Göz bebeğinin büyümesi görme ile ilgili duyu organımız, bu da yine büyüyebilir. İnce bağırsaktan sindirim enzimlerinin salgısının artması. Bakın, bu sindirimle ilgili artışı gerçekleştirecek olan sempatik sinir değil, parasempatik sinir sistemidir. Bunun gerçekleşeceğini söyleyemiyoruz. Diyaframın çalışma hızının artması, bu da solunum sistemi ile ilgili. Sindirim olmadığı için bu da hızlanır. Bundan dolayı cevabımız 1, 2 ve 4 seçeneğimiz Denizli olmalıdır diyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, öğrenme beynin işlevi ile, beyin kabuğu ile olur. Bazı öğrenilmiş davranışlar sık aralıklarla tekrarlandıklarında otomatikleşerek refleks halini alır ve omurilik tarafından artık denetlenmeye başlarlar. Bu durumu hangisi en iyi ifade eder diye sorulmuş. Öğrenilecek, daha sonra refleks haline gelecek. O zaman müzik eşliğinde bilinen bir dansın yapılması, bakın bilinen derken bunu bilmiş, yani öğrenme süreci geçirmiş. Sonra artık dans yapmaya başlıyor. Artık bu beyinden çıkıyor, omuriliğe geçiyor. Çünkü artık dansı yaparken insan bunu otomatik olarak kendisi yapmaya başlıyor, omurilik yönettiği için. Ama bilinen bir dans dediği için ilk başta bunu öğrenene kadar belli bir süre beyin kabuğu görev yapmış oluyor. Bunun dolayı cevabımız Adana olacak. Diğerine bakalım. Diz kapağının altındaki kirişe vurulduğunda bacağın öne doğru fırlaması tamamen refleks olayıdır. Öğrenme ile hiç ilgisi yoktur. Doğuştan gelen bir reflekstir hatta. Ağızda çiğnenmiş olan besinlerin yutulması yine doğuştan gelen bir refleks olayıdır.
Kişinin okumakta olduğu kitabı bırakarak ayağa kalkması bilinçli olarak beyin kabuğu tarafından meydana getirir. Refleks olayı değildir. Bu da daktilo ile yazı yazmanın öğrenilmesi, bakın bu da yine öğrenme olayı, bilinçli olaydır. Beyin kabuğu tarafından gerçekleştirilir. Refleks değildir. Her ikisini ifade eden, yukarıdaki paragrafı ifade eden Adana olmuş oluyor bundan dolayı. Beşinci sorumuza bakacak olursak, impulsun iletimi sırasında gerçekleşen 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri bir nöronun aksonundaki ve sinaps bölgesindeki iletim için ortaktır diyor. Yani şu nöronun dendritleri, aksonu, başka bir nöronun bakın dendritlerini şurada bağ yapmış şu kısımdan sinaps bölgeleri. İstanbul Boğazı gibi düşünebilirsiniz. Burada hızlı elektriksel olarak gelen impuls burada ne yapıyor? Yavaşlıyor hormonların etkisiyle. Hangileri bu ikisi için ortaktır o zaman? Sodyum artı iyonların hücre içine girmesi, sodyum potasyum pompası aksonda ve şu dendrit kısımlarında belki görülür. Sinaps bölgesinde böyle bir şey mümkün değildi. Çünkü hormonlar devreye giriyor orada. Ama ATP harcanması, enerji harcanması sinirlerde impuls iletilirken ister şu akson kısmı, dendrit kısmı, isterse sinaps kısmı olsun mutlaka enerji harcanacak. Çünkü burada da hormonlar egzositozla salgılanaraktan impulsun karşı tarafa dendritlere ulaşması sağlanacağı için egzozitoda da enerji harcandığı için ortak olarak enerji harcanmış oluyor. Diğer taraflarda ise sodyum potasyum pompasının kurulmasında depolarizasyonda enerji harcanmasa da polarize durumun devamında yine enerji harcanıyor. Nörotransmitter salgılanması bu sadece sinaps bölgelerine ait bir hormon salgılanması olayıdır. Ortak değil diyemiyoruz. Potasyum iyonundan hücre içine girmezse sodyum potasyum sadece akson ve dendrit için geçerli demiştik. Şu kısım hormonlarla ilgili olduğu için cevap yalnız 2 ortak olmuş oluyor bunlardan dolayı. 6. sorumuza bakacak olursak beyindeki yapılarla ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Uç beyin, beyin kabuğu, korteks, öğrenme, değerlendirme, konuşma işlevleri ile ilgili merkezleri bulundurur ifadesi doğru bir ifade. Orta beyin, yüksek ışıkta göz bebeğinin daralmasını sağlayan göz bebeği ile ilgili bir refleks olayıdır. Bunu yönetir orta beyin kas tonusu, vücudumuzun baygın olmadığımız sürece belli bir miktarda kasların kasılı halde kalması, sonra seslerin duyulması, bunların hepsi orta beyin tarafından kontrol edilen refleks olaylarımızdandır. Beyincik çizgili kas faaliyetinin düzenlenmesinde görev yapar dengemizle ilgili bir organımızdır zaten. Omurilik soğanı hayat düğümü diye geçiyor. Yapısı omurilik soğanı olduğu için omuriliğe benziyor, beyine benzemiyor. Dolayısıyla yapısında dışında ak, içinde boz madde vardır omurilikte olduğu gibi. Ama talamus, solunum, yutkunma, çiğneme gibi yapılan yaşamsal olayları refleksleri kontrol edemez. Dört yol kavşağıdır. Duyuları değerlendirir. İyi, kötü, hoş, nahoş gibi. Omurilik soğanı yapar bu solunum, yutkunma, çiğneme gibi refleksel, hayatsal olaylarımızı. Dolayısıyla cevabımız bundan dolayı Edirne olmalıdır diyoruz. Yedinci sorumuza bakacak olursak, yukarıda bir nöronun aksonundaki elektriksel yük değişimleri gösterilmiştir. Numaralandırılmış bölgelerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi şu kısımda bakın elektriksel yük değişimi gerçekleşmiş. Yani impuls şu anda buradan geçiyor. Burada bir aksiyon potansiyeli oluşmuş durumda. Dolayısıyla impuls biraz önce bakın iletim yönünü verdiği için biraz önce bu taraftaydı. Bu taraf ne olmuş o zaman? Kendini tamir etmiş. Yani repolarize duruma geri dönmüş. Burada şu an depolarizasyon söz konusu. Şurası da daha impuls buraya uğramadığı için polarize durumda. Yani ilk durumda polarize durumda kendini korumakta. Buna göre hangisi yanlıştır? Birinci bölge repolarize durumuna dönmüştür. Evet, çünkü niye? İmpuls geçtikten sonra kendini tamir etmiş. İkinci bölgede impuls iletilmektedir. Evet, tam impuls buradan geçiyor. Çünkü elektriksel yük değişimi burada gerçekleştirilmiş. Üçüncü bölge dinlenme durumunda hala polarize durumda. Biraz sonra impuls orayı da uyaracak. Birinci ve üçüncü bölgedeki durumun oluşması sırasında ATP harcanmaz diyor. Repolarizede polarizasyonun sağlanmasında yani kutuplaşmanın korunmasında enerji harcanır. Burada az, burada biraz daha fazla. Burada bozulurken depolarizasyonla defol polarize durumunda enerji harcanmayabilir. Ama 1 ve 3'te enerji harcanmaz diyemeyiz. Bundan dolayı cevabımız Denizli olacak. Edirne'ye de bakacak olursak ikinci bölgedeki durum nöronun dendrit kısmında da görülebilir. Evet, aksonda görülen şu polarizasyon, defol polarizasyon olayı, depolarize olayı dendrit kısmında da görülebilir. Çünkü sinap kısmında görülmez ama dendrit kısmında bu olay da gerçekleşebilir arkadaşlar. 8. sorumuza bakacak olursak,
Bir insanın eline sırasıyla 70, 80, 90 derece sıcaklıkta su damlatılmış. Bu duruma bağlı olarak hangilerinde artış görülür? İmpulsun iletim hızı sıcaklığa bağlı olarak değişmez. İmpulsun iletim hızı çapa göre değişir. Miyelin kılıf var mı yok mu ona göre değişir. Dolayısıyla impulsun iletim hızı sabittir. Birim zamanda ama oluşan impuls sayısı değişebilir. Neden? Çünkü daha çok sıcaklık verildiği zaman etkilenen nöron sayısı artar. Uyarılan sinir hücresi sayısı artar sıcaklığa bağlı olarak. Tabii bu da kasların tepkisini ona göre hızlandırabilir. Ne kadar çok sıcaklıkla uyarılırsa daha çok impuls sayısı, daha çok sinir hücresi uyarılınca kaslarda daha çok sinirle uyarıldığı için daha çok tepki ortaya koyabilirler. Ondan dolayı cevabımız Edirne olmalıdır diyoruz. Beynimizin kısımları verilmiş. Beynin farklı kontrol merkezlerini gösteren üstteki şekilde harflerle belirtilen loblar ve görevleriyle ilgili olarak 1, 2, 3, 4 öncüllerinden hangileri yanlıştır diye söylenmiş. Birincisi X bölgesi, şu alın bölgesi, frontal lob diye geçen alın bölgesi. İstek dahili kas faaliyetlerini kontrol eden ön lobdur. Evet, biz beynimizin ön kısmıyla düşünüyor, anlıyoruz. Y görme merkezi olan oksipital lob arka kafadır diyor. Şimdi L'ye bakalım, Y'ye bakalım. Hayır. T'nin olduğu kısım arka lobdur. Görme merkezidir. Bakın buna biz doğru diyemeyeceğiz. T hafıza merkezi olan temporal lob şakaklarımızdır diyor. Hayır, orası arka beynimizin arka kısmıydı. Arka lobuydu. Şakaklar bakın şu Z'nin olduğu kısımdır. Bu da bundan dolayı yanlış bir ifade olmuş oluyor. Z duyma ve koklama merkezi olan parietal lob yani yan kafa. Hayır, burası şakaklardı. Parietal lob şu Y'nin olduğu kısımdır. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifade olmuş oluyor. Hangileri bize yanlış diye sormuş zaten. 2, 3, 4'ün yanlış ifade edildiğini biz buradan anlayabiliriz arkadaşlar. 10. sorumuza bakacak olursak çevresel bir uyarının etkisiyle oluşan impulsun merkezi sinir sistemin ilgili bölgesine ulaşma süresi aşağıda verilen faktörlerden hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez? İmpulsu taşıyan nöron sayısına bağlı olarak gösterir. Çünkü süre diyor ne kadar sürede gittiği. Eğer nöron sayısı artarsa bağlantı sinaps bölgelerinde oyalanma artacağı için bunun ulaşma süresi de artabilir. Uzun nöronlarda o zaman iletim daha hızlı oluyor diye düşünebiliriz ulaşma süresi olarak. Yoksa hız değişmez. İmpulsu taşıyan nöronların miyelinli veya miyelinsiz oluşuna göre yine ulaşma süresi değişebiliyor. Miyelinlerde uyarı iletim hızı 10 kat daha hızlıdır çünkü. Uyaranın şiddetine bağlı olarak. Şimdi uyaranın şiddetine bağlı olarak ulaşma süresi değişmeyebilir. Çünkü uyaranın şiddeti tepiş şiddetini ancak değiştirebilir. İşte çok nöronla uyarılıyor, az nöronla uyarılıyor meselesini düşünebiliriz. İmpuls iletiminde görev alan sinaps sayısına bağlı yine ulaşma süresi değişebilir. Sinaps demek oyalanma demektir çünkü. Her sinapsa uyarının hızı yavaşlıyor. Oradan diğerine geçene kadar süre artmış olabilir. İmpulsu taşıyan nöronların çapı arttıkça hız artıyor. Bu da yine süreyi etkileyebilir. Onun için uyaranın şiddeti ne yapar? Tepkinin şiddetini ancak değiştirebilir ama ulaşma süresini değiştirmez diye söyleyebiliriz. 11. sorumuza bakacak olursak. Düşmanını gören memeli bir hayvanın düşmanından kaçması sürecinde meydana gelen olaylarda etkili olan organ ve sistemlerin görev yapma sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlk önce hayvanı göreceğiz. Yani düşmanını görecek hayvan ki görmeden nasıl kaçması gerektiğini fark etsin. Dolayısıyla duyu organıyla başlaması lazım. Daha sonra sinir mi kas mı diye düşünebiliriz. Şimdi kasların uyarılması için sinir sistemine ihtiyaç var. Kaslar kafasına göre ben uyarıldım, işte kasılıyorum diyemiyor. Sinirler kasları ancak uyarabiliyor. Kaslar da uyarılınca daha sonra hormonlarla bu uyartının belli bir süre devamiyeti sağlanmış oluyor. Cevap bundan dolayı bursadır diye düşünebiliriz. 12. sorumuza bakacak olsak bir nöronun şekli verilmiş. Yukarıda bazı kısımların numaralarından nöron ile ilgili olarak hangisi doğrudur diye sorulmuş. Mitokondriler sadece 3 nolu kısımda mı bulunur? Hayır, böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bakın şu kafa kısmında da gövde kısmında da biz nöronlara rastlayabiliriz. Bir nolu kısımda uyartı iletimi olmaz diyor. Uyartı iletilmezse nasıl buradan bu tarafa aksona doğru geçecek? İki nolu kısımda depolarizasyon olmaz. Evet, miyelin kılıfın olduğu yerlerde iyon değişimi gerçekleşmez.
Miyelin kılıflı sinirlerde sadece şu görmüş olduğunuz ranvier boğumları kısmında, ki biz buna atlamalı iletim diyoruz. Bundan dolayı uyartı atlaya atlaya iletildiği için zaten uyartının hızı 10 kat artmakta. Onun için iki nolu kısımda depolarizasyon olmaz ifadesi doğru bir ifade olmuş olur. 3 nolu bölgeden difüzyonla nörotransmitter madde salınır. Doğru gibi gözüken yanlış bir ifade. Çünkü difüzyonla hormonlar salgılanmaz. Hormonlar büyük yapılı oldukları için egzositozla salgılanır arkadaşlar. Nörona gelen uyarılar 3 nolu kısımla alınır diyor. Hayır, burası iletiliyor. 1 nolu kısım nörona gelen uyarıların algılandığı dendritlerde. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. 13. sorumuza bakacak olursak bir refleks yayı gösterilmiş. Omurilik tarafından değerlendirilip kasımıza tepki oluşturulmuş. Buna göre numaralarla belirtilen nöronlarla ilgili olarak hangisi yanlış bir ifade diye sorulmuş. Bir duyu nöronu, iki ara nöron mudur? Evet, bakın duyu epiteli duyu nöronundan gelmiş. İki bakın omurilimizdeki değerlendirme bölgesi olan ara nöronudur. Evet. 3 nolu nöronda uyartıya cevap oluşturulur. 3 nolu nöron motor nörondur. Burada oluşan uyartıyı tepki organına götürür. Yoksa uyartıya cevap oluşturma yeteneği yoktur. 3 nolu nöronun sadece götürücü nörondur bu. 1 nolu nöron reseptörlerden uyartıyı almış. Evet, duyu epiteli bakın duyu reseptörlerinden uyartıyı almıştır. Nöronlar vücudun sol kısmı ile ilgili bir refleks olayına görev almaktadır. Evet, bu şekilde baktığımız zaman sağımız, solumuz, solumuz, sağımız olarak düşüneceğiz. Dolayısıyla ters çalıştığı için bu da doğru bir ifadedir. Edirne'ye bakacak olursak 2 nolu nöron hem 1 hem de 3 nolu nöronlarla sinapsi yapar. Evet bakın 2 nolu nöron ara nöronlar hem duyu nöronuyla bakın hem de motor nöronla ne yapmış? Sinaps yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bunlardan dolayı Bursa olmalıdır.